Yani tabii şu anda uygun görürlerse illaki yaptıracağız. Zaten bunu zorunlu hale getirdiler. Bu tarz şeylerde bilimin ışığında ilerlemek çok daha mantıklı zaten. Oyalıyorlar insanları. Bugün gelecek, yarın gelecek. Bugün gelecek, yarın. Ha, nerede? Kendi aşımız çıkarsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre Haziran ayının sonuna kadar 20 yaş üstü herkesin aşılanması planlanıyor. Bakalım Kayseri halkının aşıyla alakalı düşünceleri neler? Yani sıram geldiğinde tabii ki aşımı olacağım. Bu hastalıktan kurtulmamız gerekiyorsa ve bunun tek çözümü aşıysa herkesin aşı olmasında gerektiğini düşünüyorum. Ya yani aşım bana da sıra gelirse 21 yaşındayım zaten. Sıram gelirse olacağım yani aşımda. Olması gerektiğini düşünüyorum aşının. Çin aşısını tercih edeceğim. İlk önce o geldi zaten ülkeye. Etrafımdaki 65 yaş üstü de hep onun olduğu için yani pek yan etkisini de duymadım açıkçası o yüzden. Peki son olarak Türkiye'nin aşı çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ya şu anda başarılı bir şekilde yürütüyorlar diye biliyorum. Hani eğer gönüllü ararlarsa da gönüllü olmayı da düşünüyorum zaten. Eğer dedikleri gibi Haziran sonuna kadar aşılayacaksalar çok iyi olur abla. Memnun kal. Ama aksaklık olursa o iyi olmaz bence benim kendi şahsi düşüncem. Ama yok yetiştirebilirseler memnun kalırız yani. Peki aşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi onda şimdi ikilemde kalıyoruz abla. Bir kısım yani biz kendi çevremizden örnek verelim. Bir kısım yaptıralım diyorlar. Bir kısım yaptırmayalım diyor. Abi ben anneme yaptırdım. Şu anlık bir sıkıntısını görmedim. Memnun kaldık. İkinci aşısını da yaptıracak inşallah. Öyle işte abla. Vallahi tavsiye ederim herkes aşılansın yani. Diyecek başka da bir şey yok. Ortam durum da belli. Vaziyet de belli. Sağlıklı bir yaşamak istiyorsak aşı olmamız lazım yani. Ben olmadım ama olacağız. Sıramız geldi miydi? Veya haber geldi miydi çağırdıkları zaman? Herkese de tavsiye ediyor yani olsunlar. Annemi babamı yaptırdım. Yani aşı yaptırdık. Türkiye'nin aşılama sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi herkesin kendi görüşüne bırakıyorum abla. Şimdi ben ne diyeyim bu konuda ki kim olurum diyor, kim olmam diyor ama aşılansın. Aşılanmaları da iyi. Şu anda iyi gidiyor duyduğum kadar, gördüğüm kadar. Aşılanmak güzel gidiyor. İyi değerlendiriyorum yani. Biraz da dikkat etmek lazım. İşte ortamı ha. Yaşam burada. Eğer aşıysa kurtuluş. Tabii ki çare Allah ama aşı da vesiledir yani. Eğer aşıysa olmamız lazım yani. Yani tabii şu anda uygun görürlerse illaki yaptıracağız. Zaten bunu zorunlu hale getirdiler. Yani açıklamalar yapılan devlet büyüklerinin yaptığı açıklamalarda işte aşı yaptırmayan insanların birçok devlet kurumunda işlerinin yapılmayacağından falan bahsettiler. Bu bir zorunluluk hale geldi zaten. İstesek de istemesek de bunu yaptırmak zorundayız. Yani düşüncelerim bu. Şahsi fikrimi sorarsanız ben aşıya güvenmiyorum. Ben Covid-19'a yakalandım. Bana 8 tane ilaç verdiler. Yani sabah, öğlen, akşam olmak üzere 8 ilaç kullanmamı söylediler. Ben kendim kullanmadım. Aldım ama kullanmadım. Kendi yöntemlerimi, kendi bilmem atlattım. Çok da sıkıntı yaşamadım. İlaç kullanan kişilerin bu süreci ağır atlattığını gördüm. Kendi ailemde yani. Benim kullanmak ve başkasının kullandığım o süreçten sonra öksürüğün daha fazla ateşinin çıktığını gördüm. Ben kullanmadım. Bu şekilde atlattım yani. Bir sıkıntı da yaşamadım. Ya neden güvenmiyoruz? Yani yaşananlara bakınsanız insanlar yani aşı bir griptir yani normalde ben bir Covid-19 yani yakalanan kişi olarak buna yakalandım ve atlattım. Yani aşının ne kadar koruyucu olduğuna ben güvenmiyorum. Ya düşünsenize bana hiçbir tahlil tetkik yapılmadan bana bu aşıyı yapmaya çalışıyorlar. Benim bünyem kaldıracak mı? Ben uygun muyum? Olur mu olmaz mı bilmiyoruz yani. Ya umarım yapılabilir. Şu anda aşısı olan bir hastalıktan dolayı bu kadar sıkıntı çekiyoruz. İnsanlar da karşı çıkmazlarsa eğer ve yapılırsa çok güzel olur. Kesinlikle olması gereken bir şey. Yani bu tarz şeylerde bilimin ışığında ilerlemek çok daha mantıklı zaten. Yaparlarsa yapsınlar yani güzel olur. Hiç iyi bilmiyorum ben bir şey olarak. Çünkü daha benim ailemde ben zorla oldum. Bir torunum var, bir kızım var duruyor. Ben 3 kişiyim normal. 3 kişi eğer ki bir aşı olmuyorsa bir de kalabalık aileye düşünmek gerekir. Bunlar nasıl olacak yani? Git diyorum kızıma, baba diyor sıra da vermiyorlar diyor, gün de yok diyor. Şimdi daha yaşlarım bile olmadığını biliyorum yani. Türkiye'de gerçekten çok ağır çalışıyor. İşte oyalıyorlar insanları. Bugün gelecek, yarın gelecek. Bugün gelecek, yarın. Ha, nerede? Yani elde bir limit yok. Ben de atıyorum. Diyorum ki
10 ton geliyor, 100 ton geliyor. Benim trilyon bankada param var diyorum. Ama nerede? Kim biliyor? Aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Ben de çünkü aşılarımı yaptırdım. Daha önce COVID geçirmiştim. 6 ay veya 7 ay sonra da aşımı yaptırdım. Memnunum, herkesin yaptırması gerekiyor. Siz hangi aşıyı tercih ettiniz? Ben Sinovac aşısı yaptırdım. Memnunum yani, hiçbir sıkıntısını yaşamadım. Herkesin yaptırması gerekiyor ki insanların yani niye tepki verdiklerini bir türlü anlamıyorum. İnanmıyorum diyor mesela. Bazıları diyor ki Çin aşısına inanmıyorum. Bazıları Alman aşısına inanmıyorum. Bence saçmalık. Yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki Türkiye'nin aşılama sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence normal olarak değerlendiriyorum. Şu anda çünkü ilk altının içindeyiz biz dünyada. Bu da normal olduğunu düşünüyorum. Kendi aşımız çıkarsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Rabbim Türk milletine zeval vermesin.